Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxir kuniga, qadarda yaxshisi yomoni Allohdan ekanligiga iymon keltirish. Mana shu 6 ta narsani aytib o'tgandik. İman şu deyip ayeti bötüldüğün. Yani bugünkü ayeti de göndersemiz iman ne mi özü? İman deyince ne mi düşünemiz? Kanday tasavvur kılamız? Kimlerge iman keltirgen deyip ayeti alamız? Birinciden biz o şey iman keltirgenler sefidemiz mi? Yani Allah Teala kimlerdi? Nimakigan iymon keltirganlar deb. Mana shu ular haqida to'xtalib o'tiladi. Iymon nima deyilganda ta'rif berilgan, ikkita katta ta'rif bor ekan Ahli sunna va jamoat ichida. Ahli sunna va jamoat ichida iymon qalbdan tasdiqlashlik, tilman iqror bo'lishlik va amalda ko'rsatishlik degan ta'rifi bor ekan. Bu bittasi. İkincisi kalpte tasdiqlab tilman iqror bo'lishlik. Amalda qo'shmoqining. İmon shu degan ekan. Shu aytib o'tilgan biz aytib o'tgan narsalarda shu 6 ta narsani aytib o'tdik. Endi shularni bilib qo'yishlikla iymon emas o'zi. İmon shu narsalarni qalbdan tasdiqlashlik kerak. Rost ekan kerak. Ha? Keyin tilman iqror bo'lish kerak. Alloh taolo bor, yolg'iz zot deb, farishtalar bor, kitoblar haq, payg'ambar degan zotlar bor, oxirat kuni bor deb tilman aytishlik va shu narsani amalda ko'rsatishlik. Mana shu ikki so'zga ham, ya'ni bittasi 3 böyle kılıp ayette, tasdik, tilman ikrar buluştuk, amaldı. İkinci taifi, biyam ahli sünne, kalpan tasdik kılıp, tilman ikrar buluştuk. İki aların yem, ayetten, hadisten, delilleri var, imanlı manasında tarif verişlikke. Bunlar size çukur kirişilmeydi, çünkü iki aların yem, özü gereçli deliller var, fakat tartışı, lafzi bugün değişti. Ya'ni amalam iymondan deyotganlar ham amallar iymonga kirmaydi deyotganlar ham hech qachon amalni inkor qilmaydi. Amal qilish kerak deydi. Faqatgina bu yerda hozir keyin dars davomida tushuniladi nima ikkovining nima farqi borligi. İymon deganda mana shu olimlar shu ikki toifani olimlari ham ahli sunna. Endi bundan tashqari boshqa firqa-firqalarda nimalari ko'p. Faqatgina qalbiyman tasdiq qilib qo'ysang bo'ldi deganlar bor. Mana o'zimiz zamonimizda ham uchrab turibdi. Mayring toza bo'lsa bo'ldi deydi. Ha? Biz ham xudo borligiga ishonamiz deydiganlar bo'ladi, lekin bilganini qilib yuraveradi. Tilman ham ikror qilmaydi ba'zilar shu qalbida bo'lsa bo'ldi degan narsani aytishadi. Ba'zilar tilman ikror qilib qo'ysa, bular endi adashgan toifalar ko'p. Bir yerde aytilmoqchi bo'layotgan ahli sunna tan olgan ishi ulamolari shu narsaga ittifoq qilishganki deyapti. Kimki faqat tiliman iqror bo'lsa, bor Alloh taolo, kitoblar bor, payg'ambar bor deb tiliman iqror bo'lsa, lekin qalbi tasdiq qilmasa, uni iymonli bo'lmaydi deydi. Ikkala toifa ham shu narsani aytishgan. Faqat tiliman iqror bo'lishlik o'zi kifoya qilmaydi. Bir inson tilman iqror bo'lsa, lekin qalbi tasdiqlamayotgan bo'lsa, bularni kim deyiladi? Tilida musulmonchilik bor, ichida boshqa narsa bor. Munofiqlar deyiladi. Ha? Munofiqlar zohirda mo'min bo'lib ko'rinadi, ichi kufr bo'ladi. Balki mana shunda tilida Alloh xudo deyotganlardan qalbida iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu qiyomatda kofirlardan ham past tubaroq nimada bo'ladi? Munofiqlar pastroq, tubaroq jahannamda bo'ladi deb aytishgan. Shunga hamma ittifoq qilgan, musulmonlar orasida bundan boshqa so'z yo'q. Ikkinchi ittifoq qilgan narsalari kimki qalbiman tan olsa-yu, bilsa, aniq ishansa-yu, lekin tilman iqror bo'lmasa.
Bu nima bo'ladi? İşanib turibdi, bilib turibdi, lekin chiqarmayapti tashqariga. Bildirmayapti hech kimga. Tilman tan olmayapti shuni. Bu ham iymonli bo'lmaydi deb aytgan. Bu ham iymonli bo'lmaydi. Chunki Fir'avnni haqida kelgan oyatlar kelganda Fir'avnni ta'riflangan oyatlarda Fir'avn aniq bilib turardi haqiqatni. Lekin kibr yo'l qo'ymagan. O'zini ustun tutishlik yo'l qo'ymagan. Aytib, shuni tan olishlikka Alloh bor degan narsani tan olishlikka qo'ymagan. Mana oyatda shu narsa kelyaptiki, Musa alayhisalom Fir'avnga aytdiki, laqad alimta ma anzala ha'ulay illa robbus samawati val ardi basoira. Sen bilib turibsan ey Fir'avn dedi. Mana shu men ko'rsatgan mo'jizalarni yer va osmonlarning Robbisi bir ibrat qilib ko'rsatayotganligini sen bilib turibsan dedi. Musa alayhisalomga Alloh taolo buni bildirdi Fir'avnning qalbini. Yana boshqa oyatda va jahadu biha wastayqanata anfusuhum zulma va uluva. Bu narsalarni ular inkor qilishdi va holanki ichlaridan o'zlari aniq bilishib turdi, lekin inkor qilishligi mutakabbirlikdan bo'ldi. Zulm qilib bo'ldi. Fanzur kayfa kana aqibatu zolimin aqibatul musidin. Qarang endi fasodchilarning oqibati qanday bo'lganligini o'zingiz ko'ring dedi. Yana boshqa oyatda ahli kitob payg'ambar alayhisalomni bilgan, tanigan payg'ambar ekanligini bilishgan, lekin tilda aytishmagan, tan olishmagan. Bular haqida ham shunday oyat keladiki, allazina ataynahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Biz kitob berganlar, ya'ni ahli kitoblar oldingi Tavrot, Injillar aytib o'tdi-ku bular to'g'risida ham. Ular payg'ambarni xuddi farzandlarini tanigan singari tanishadi. Ko'pchilikda odam o'zini o'g'lini ajratib oladi. Payg'ambar alayhisalom xuddi shuni ajratishga shu darajada bilishgan. Qancha odamlar tursa, shuning ichidan mashu payg'ambar deb bilishgan. Alomatlari ochiq aytilganda, buni ba'zi ahli kitoblar ba'zilari tan olishgan ham, shuni payg'ambar tosh ko'rinishidan sezishib. Xuddi farzandlarini bilgandek, lekin ular iymon keltirishmadi. Eng mana shu bilib turib iymon keltirmaganlar, bilib turib tilidan iqror bo'lmaganlar, eng boshchisi kim? Shayton. Shayton biladi hamma yo'di. Ba'zi musulmonlardan ko'ra yaxshiroq biladi Alloh taolaning haqligini, borligini. Lekin bu narsaga bo'ysunib ergashmadi, iqror bo'lmadi, shundan shayton bo'ldi. Demak, bilib qo'yishlikda o'zi kifoya bo'lmaydi. Bilib qo'yishlikda o'zi kifoya bo'lmaydi. Mana biz bilib o'tdik ma'lumotlarni, shu kungada iymon asoslarini aytib o'tyapmiz. Bildik bular, ma'lumot bo'ldiganimizga kirdi. Lekin iqror bo'linmasa, tan olinmasa u foyda bermaydi ma'lumot. Bilib qo'yishlikda o'zi foyda bermaydi. Ikkinchi ittifoq qilingan narsa shu. Birinchi ittifoq qilingan narsa tilmanlar aytyapti, qalbi iqror bo'lmaganlar deya hisoblas edi. Qalbidan aniq ishonib turibdi, lekin nimasi tilman tan olmayapti. Abu Jahl ham aytganda, bilaman degan Muhammadga olib kelgan narsa haqligini. Lekin ularni urug'idan deydi, palon-palonlar toifachilik bo'lgan ularda ham. Bularni urug'idan palonchi-palonchilar chiqdi. Ulardan chiqsa men mana qilardim, men yetkizib turardim deganda bizni urug'ni ham ko'tardi. Endi bu payg'ambarman deydi. Men payg'ambarni qayerdan topaman deganda. Men palonchi yiplardan payg'ambar chiqarib beraman men degan. Chiqara olmayman deydi. O'shuning uchun bu narsani inkor qilish kerak. Bizdan ustun bo'lib ketyapti bular degan. Shundan Abu Jahl bilib turib bu ham inkor qilgan. Haqiqiy mo'minlar kim bo'ldi shunda? Qalbiman tasdiqlagan va tiliman shu narsani iqror bo'lgan, hech qanday ikkilanmasdan, shubhalanmasdan o'sha ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh degan narsani aytgan odamlar haqiqiy mo'min hisoblanadi. Faqatgina bu yerda uzri borlarni istisno qildi. Tilida duduqligi bor yoki tug'ma gapira olmaydigan odamlar tiliman aytishligi shart emas deb narsa. Tilman aytmasa ham bulardaki tan olinadi. Chunki bularda shu narsani iloji yo'q. Yoki bo'lmasam agar tilman zohir qiladigan bo'lsa, bu insonda o'ziga halokat kelib o'ldirib yuboradigan holatda bo'lsa, tilman aytmay tursa bo'ladi. Qalbida shu narsaga iqror bo'lib turishlikka shariat ruxsat bergan. Lekin xoli holatda ham qalbdan tan olish kerak, ham tilman iqror bo'lishi kerak. Yana uchinchi ittifoq qilgan narsa Alloh taolo bandalaridan
söz ve amellerde talep kıldı degen narsaga ittifoq qilish. Alloh taolo bandalardan söz ve amaldi. Söz şu kalp tan olishligi, til bilan aytishlik ve şunu orqasidan taqozo qilgan amallarni bajarishlikda Alloh taolo bizdan talep kıladı. Hiç qachon amalsiz musulmonchilikni tasavvur qilib bo'lmaydi degan narsani tan olishgan. Ahli sunna olimlari. Mana shu amalni talep qilishligiga tan olishgan. Endi yana bitta ittifoq qilgan narsasi kim qalbiman tan olsa-yu tiliman iqror bo'lsa, lekin amallarni bajarmaydigan bo'lsa. Bular Alloh taologa, Alloh va rasuliga osiy hisoblanadi. Bularga aytilgan hamma va'idlarga, jazolarga haqli bo'ladi deb tan olishadi. İki şu ahli sunnanın iki toifasi ham, ya'ni ikki xil so'z aytgan ulamolar bo'ldi-yu. Mana shu ikki oyam kimki tiliman aytsa, qalbiman tasdiqlasa, lekin amal qilmaydigan bo'lsa, albatta buni jazosi dunyoda jazo tortadigan bo'lsa, dunyoda bo'lmasam oxiratda jazo tortadigan bo'lsa, jazosi beriladi deb shu narsaga ittifoq qilishgan amallarga. Yana ittifoq qilgan narsasi bu günahı kabira qilayotgan odam kofir hisoblanmaydi deyishgan. Kofir hisoblanmaydi. Bir odam o'g'irlik qiladi, yo zina qiladi, yo aroq ichib oladi. Ha? Mashhur günahlarni qiladi, shu günahlarni qilgan odamni biz musulmon deymizmi, kofir deymizmi degan. Musulmon deyiladi. Agar o'sha qalbida tasdiqi bo'lib, qalbida iymoni bo'lsa, tilman musulmonchilikni tanab turgan bo'lsa, lekin günah qilyapti. Buni o'ziga yarasha muomilasi bor, gunohiga yarasha, lekin buni kofir deb aytaman degan. Modomiki o'sha amalda halol demayotgan bo'lsa debdi. Halol demayotgan bo'lsa. Misolchun aroq ichib oladi, yoki zina qiladi, o'g'irlik qiladi, yoki zulm qiladi, shuni shariatda haromligini biladi. Shu ishim yaxshi emas deb biladi. Gunohkor bo'lyapman deydi, lekin nafsiga ergashib qiladi. Buni o'ziga yarasha dunyoda oxiratda jazolari bor, lekin buni ahli sunna bularda kafir deb aytmaydi. Nima uchun bu gaplarni aytilyapti? Bugun biz bu gaplarni bu yerda yetkizib qo'yapmiz. Chunki hozirgi davrda shunaqa bir rivojlanib ketayotgan bir toifalar chiqib kelyaptiki, xavorijlar deyiladi buni. Bitta kichkina gunoh qilsa bo'ldi, bu odam kafir bo'ldi deydi. Kafir bo'ldi, buni o'limga hukm qilish kerak, mol mulkini musodara qilish kerak, shunaqa degan narsalar chiqarishadi. Hozir shunaqalar ko'payapti. Shuning uchun ahli sunnaning fikrini bilishimiz kerakki, günah qilayotgan odamni shariatda belgilangan jazosi beriladi. Masalan, aroq ichib olgan odamda o'zining darrasi bor, qamoq qadoxonasi bor, lekin kofir deyilmaydi. Kofir deb aytilmaydi. Endi bu narsalar, bu hukmlar, biz aytayotgan narsa hozir qalbdagi, tildagi deb aytayapmiz, amal hukmlarini aytayapmiz. Bu narsalar oxiratda Alloh taoloning huzuridagi hukmda aytilyapti. Oxiratda Alloh taoloning oldida najot topadigan iymon. Biz umid qilayotgan iymon qaysi iymon? Ha? Ham tildan, ham qalbdan, ham amalda bo'ladigan iymon oxiratda Alloh taoloning huzurida najot topadigan iymon shu. Endi bu shu narsani shariatning hukmini bilib olishlik kerakki, chunki ba'zilar o'zlarini hayollarimdan oldanib qolib yuradiki, biz qalbimdan tan olib qo'ysa bo'ldi degan narsa, yo tilimdan iqror bo'lib qo'yib yursa bo'ldi, shuman oxiratdan najot topib ketadi degan aldanib o'zini shaytonni vasvasasidan o'zini tushunchasini aldanib qoladi, shu narsani bilib olishligimiz kerak. Bu aytilgan narsalar Allohning huzurida najot topadigan iymon shu qalbdan tan olishlik, tilimdan iqror bo'lishlik, amal qilishlik. Endi dunyodachi? Dunyoda bir odamni biz musulmon deb tan olishligimiz uchun tilman aytishlik kifoya qiladi. Bir odam tilman iymon keltirdi. Iymon keltiraman, Alloh bor deb bilaman, payg'ambar haq, kitoblar shunaqa narsalar aytayapti, lekin qalbida hech narsa yo'q. Inkor qilib turibdi. Buni qalbini biz tekshira olmaymiz. Qalbini Allohga havola qilinadi. Tilman musulmonchilikni ko'rsatayotgan bo'lsa, namoz o'qiyapti, roza tutyapti, musulmonchilikni aytayapti. Buni qalbi nima ekan, riyo qilyaptimikin, munofiq emasmikin deb tekshira olmaymiz. Musulmonchilik muomala qila olamiz. So'ygan narsasi halol, har bitta tilman aytayotgan odamni namoz o'qib, ro'zasini tutib yurganda so'ygan narsasi halol. Umman quda andachilik qilsa bo'ladi, xullas musulmonchilik qilsa bo'ladi.
Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerde şu nesele aitilgen. Peygamber aleyhisselam aitken ki men insanlar bilen küreşlikke büyürdüm. Ta ular Allah'a iman keltirip, Peygamber'de hak hikayeliğini tan alıp, namazını okup, zakatını vergünce ularla küreşemem diye. Endi şu işlerde kısa bunlar. İman keltirip, namazını okup, zakatını verse, ular Müslüman hesaplanır. Müslümanca mamula kılamız ularla dedi. Kalbini Allah'a havala kılamız dedi. Kıyamet günü onun kalbinde nime var Allah da olabilir. Belki özünü Müslümançılık körsetken, ya rastan hakikatten Müslümanıydı, onu kim acirat edin? Allah da acirat edin onu. Onu fariştelere mi acirat edin? Şunu yakışı bir olaydı. Fariştelere bir insanın kalbinde imanı var mı yok mu bilmeydi. Ağzınızdan çıkartken gelip yazardı fariştelere. Kliyatken evvelinizi yazıp bari aradı. Lakin kalbinizi Allah da olabilir. Kalp, bendemen Allah da olabilir ortasındaki sır bulur. Bazen insan özüyen bilmeye kalırdı. Kalbi de nime varlığını. Bunun için Allah Teala bazı intihalları keltirip duradı. Kalbinizde nime varlığını özünüz bilvalas. Amin. Yalganda kemle Müslümançılığını körset yatırdı mı kendi? Kanaka boladı. Musafırçılıkla barganınızda, pul muamalası kıganınızda, kim körmeyi turga yerde, maşnakalarda bilip alası özünüz. Rastan Müslüman mısınız? Ya rastan Müslüman mısınız? Şunda özünüz bilersiniz. Lakin Allah Teala bilip durar bunu sen. Demek ki dünyadaki muamelamız Müslümanlarla biz telimen çıkartken mesela taş görünüşe karak onu Müslüman ekerliğe muamela kılalımız. İmanlar ziyadalaşadı mı ve iman azay köpek duradığı nersem nime deyip degen savalam çıkan. Bu iman bu mesele deyem şu tepedeki gepke devam etkiledi. Ameller imandan degeller iman azayıp köpek duradı degen. İman kiçin ayı boradı, katta ayı boradı. Belgi alımlar erken ki iman putun derse, bol bir kalp kekirgen deyken azayıp katta ayı kiçin ayı meydu. Fakat yine ameller köpeyip azayış mümkün deyken. İman azayıp köpeyip ahli sunların köprü alımları iman köpeyedi ve azayedi deyken dersen ayetilgen. Bu hakkıda ayetlerde keltirilgen eken ki إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Albatta hakiki mu'minlar Allohni zikri bo'lgan paytda, Alloh eslangan paytda qalblarda titroq paydo bo'ladi, qalblarda qo'rquv paydo bo'ladi. Agar Allohning oyatlari ularga tilovat qilib beriladigan bo'lsa, Allohning oyatlari o'qib beriladigan bo'lsa, iymonlari ko'payadi. Iymonlari ziyodalashib ketadi. Iymonlari kuchayadi. Bana şu ve şunge hoşçakalın ayetlerde keltirişip oğlumlar iman ziyadalaşadı, adamın imanı ösüp ösüp barat degen nesine eşkenegen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde etti ki iman 70'ten aşık şöbeler, şahçelerge ege. En alisi la ilahe illallah ve en pestegisi yoldan azarını ketkizişliydi. Haya hem imanlarındır deyip Peygamber aleyhi ve sellem imanın en çok kısmının en pestine. Demek iman peske tepege degen nesnesi var, götürlük düşüşlüge. Yine Peygamber aleyhisselam etti ki اَكِمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلْقًا dedi. Mu'minlerin en imanı kamılı, imanı bakuvatı, onlarda en hulku çıraylı boyalları, en imanı mükemmel boyalları dedi. Yine Peygamber aleyhisselam hadislerde etti ki sizlerden kim bir münker işini köre diyen olsa onu koluman özgertirsin. Koluman küçü yetmese tili bilen özgertirsin. Eğer tilimenem özgertirsin ki küçü yetmese kalbimen özgertirsin dedi. Mana şu imanın en zayıfıdır. Yani imanın en kiçkine görünüşü şu dedi. Kalbiden nefretlenip dursun boylatken günah işten dedi. Kalbiden şu nesini nefretlenip dursun dedi. Abdullah İbni Mesud ayetti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu da işitken biz dedi. Peygamber aleyhisselam ayetti ki Allah Teala menden aldım bir an bir peygamber cönetken bosa ana şu peygamberdi ümmetini içinden peygamberge yardan verirken havariler ve ashabları var dedi. Peygamberde yani de yelke meyelke tur verirken havariler var. Şimdi ondan bana şu havarileri, yardımcıları peygamberinin sünnetini mehkem üşüleyip peygamberde buyruğu ergeçler. Şimdi ondan kegin bir zürriyatlar geledi ki onlar özleri kımaydıgan nesler yapırışadı. Özleri amel kımaydıgan nesler yapırışadı ve büyürülmegen işlerde kılışadı. Şeriyette büyürüğü bulmagan işlerde becerişadı.
Bizge tegişli yeri şu ki فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوْ مُؤْمِنُ Kim bana şu insanlar bulan, kolu bulan küreş edigen bosa, bu mumun hesaplanadı. Kim şu insanlar bulan, tili bulan küreş edigen bosa, mumun hesaplanadı. Kim şu insanlar bulan, kalbi bulan küreşse, bu mumun hesaplanadı. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ حَرْدَرِينَ Endi bana şundan kegin, kalbi bana günah işler yaman körmeye etken bosa, bunu kalbi, endi kalbi de her dalda urguçalı imanı koymayın dedi. Kiçkine bu sen imanı koymayı kolay dedi. Bana şey sahabalarda sözleri, Peygamber Aleyhisselam'da sözleri ve ayetler şu nesini görsete yaptı ki iman demek ösadı ve kiçkine ait duradı. Ozayıp duradı. İman ösüşlüğü, kiçkine ayetliği bunu sahabalar şu nesini açıkken eken ki kişinin dinde fakihliği, dininin zor bilişliğinden bir alamet şu ki imanını ösüp pasayatkarlığını sezip duradı. İmanını azayıp köpeğe yatkanı adam sezip duruşluk gerek. Ve teşhirip duruşluk gerek. Ölçep duruş gerek. İmanını kanakıl ölçeyiz. Kaç tarazımını ölçeyiz? İstimen ölçeyi deken tarazı ölçeydim onu. Ha? Suda litreyle ölçeydim mi? Kilada ölçeyi deken dersimi ölçeysin. Ne mi ölçebisi oldu iman? İmanda emeller mi ölçesi oldu? Peygamber Aleyhisselam hadislerde keyen bazı amellerde ayetken şuna imanı ölçener. Bana sizlerde biri iner imanı kamul bulmaydı biraderi ki özü yakış görgen dersen yakış görmeyin ki deyin. Ha? İmanınızı tolup teşkenin kağıdan bilers özünüzden özünüz kalbinizde mumunlarına nispeten bir nesaret ağlak kalas. Şu adam onu mecbur kullanmaydı. İmanı kaçan kamul bulsa özünü tohtatanmaya kalırdı. Şu adamlar yakışılığı bulsaydı degen dersen bu kalır. Bir an bitti ölçü. Siz hala adamlarına yakışılığı ağlamayasın mı? Egeist misiniz? O sizde hali iman yetmekte uğruyun. Yani ayetken Peygamber Efendim. Mene özinerden, ata anaylardan köreyim yaş görmeyin için imanıyla kamul bulmayın. Dedi. Peygamber Efendim'e bu kadar mehabbetiniz bilinetti özü. Sünnetine kançalık erge şey yapıyoruz. Peygamber Efendim'e kızıkıp hayatını kançalık örgeye yapıyoruz. Şunu kadar imanınız bilmeler. İmanınız az mı köptü? O bildiğin ne bakılamız? Azayip yetken bu sefer köpeği tırışır gerek. Umar bin Hattab ayet etti ki Halumma nazdadu imanan feyazkurun Allah azze ve celle. Yürüyün hep bir imanlar imanlaşıp imanımızı ziyadalaştırayız dedi. Yani bazıları etti ki o şey insan özünü imanını teşhir duruşlu gerek. Azay yaptı mı köpeği yaptı mı? Bu sahabalardan köpüden kegendime benim imanım azayıp gitti yaptı, zayıflaşıp gitti yaptı ben degen narsani sezib turgan. İman zayıflashib ketgandan keyin bunu o'nglashlik, muolaja qilishlikka harakat qilishlik kerak. Bu demak, iymonni nimalardan ziyodalashtirsa bo'ladi? Bu yerda ba'zi narsalarni aytib o'tibdi. Demak, iymon ozayib ko'payar ekan, bu narsani ozaytirib ko'paytirishga nimalar sabab bo'ladi? Shularni o'rganib olishlik kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganki, qalb insonda jasadida bir parça go'sht bor degan. Şu göç onlanadıken bosa bütün ceset onlanıp getirdi. Şu göç bozuladıken bosa bütün ceset bozulup getirdi. Bu insanın kalbi deyin. Bana şey kalpteki iman boladıken bosa iman küçüğeyadıken bosa ameller adamın küçüğü yetip olan. Amel kılıçlığı için fakat cesetinizde kuvvet buluşluğu ile kifayemez. Namaz okuşluğu için misal için. Cesetinizi, tizlenizi, çıkanakınız, başka başınız sağ buluşluğu ile şart etmez. Kalbideki iman bakıvat buluşluğu ile. Roza tutuşluğu için, zekat veri alışlığı için, hac kılışlığı için fakat cesetliyle kuvvetimiz. Kança kança cesetli kuvvetliler var, bakıvatliler var, roza tutanmaydı. Çünkü imanı zayıf. Kança zayıf insanlar var. Bana terevelerde köremiz, bazı asakallar bulundu. O yaşlı bir yerge var. Lakin onun çarçağı da kendinden bilmeyi. Kündüzü bir iş kısa çarçaydı ya. Lakin ibadet de çarçaydı. Demek ki kalbide iman bakuvat var. Rozanı hem tutaladı. İbadet de hem kılaladı. Bazı bakuvat adamlar var, yaş adamlar var. Küçük yetmeye kalır. Bu kalpteki demek ki. Şunun için Bakara suresinde ayetilgen ki namaz bu ağır nesil degen. Fakat ahiret günü Allah'ıma yolu kaman degen insanlar asan degen. Eğer bu iman bulması insan daim namaz okuyur almayı.
Daimi namaz okuyup yuranmaydı, kalbide imanın müstehken bulmaydı. Demek imanımızı ziyadalaştıradığın nesneler, kalp azıkası nime bu? Cesette bakvatlatadığın nesne bilemiz. Ufla demel iş gerek, avukat iş gerek, su iş gerek. Şu nesneler vermeseniz cesetiniz zayıflaş gider. Lekin imanda nime men toyuntırsa bulur. Nime men küçeytirse bulur. İman halsızlanadı, o cesettisin geri. Kuvvetlanadı cesettisin geri. İmanda azıkaları birincisi ilim turadı. İlim alışlık. Örgenişliği de kendilerse. Malumat alışlığı de kendilerse. İman ziyadalaşadı, kança iliminiz ziyada bugün sardı. Marifetiniz aşken sardı, iman ziyadalaşadı. Birinci örgenişliğimiz gerek bugün derse Allah Ta'ala hakkında örgenişliğimiz gerek. Çünkü cüde muhtacımız. En kette kemçiliğimiz bize Allah hakkındaki malumatımız kem. Allah Ta'ala bar bir degen derseni bilemez. Ötken dersem deyin, bağışı da ayıp ötü gülerince istenem çıkmamıza gerek. Allah'ın yaratışlığı, sıfatları hakkında örgenişliği gerek. Köprak örgenişliği gerek. Bopta Allah Ta'ala bar, şuna bir ilah bar degen derseni bilişliği gözü imanı kifaya kıladı. Lekin çukurrak örgenişlik imanını ziyade kıladı. Kamillaştıradı. Allah Ta'ala'da ismi sıfatlarını, kanda isimleri var, kanda sıfatları var Allah Ta'ala'da. Bu Allah Ta'ala isim sıfatlarını kayırdan bilemiz, hayatımızı kayırda körün yaptı. Allah Ta'ala mehriban zat demiz. Mehribanlığını kayırdan kör olasın. Kana bilalasın. Allah Ta'ala Rab deyimiz, bütün alanda başkarıp perveriş kıptırat deyimiz. Kadar bilemiz Allah Ta'ala perveriş kıptırat. Ötken dersimizle Rab hakkında etkendiğinizde Allah Ta'ala perverdigar degen de ettik. Başka bir itibar verip duradı, perveriş kıladı. Bunu bir de misali dedik. İnsanda kanlıda bala peyda bulan peyde onu köz, kulak, murun verirler. Ananın kanlıda. Kere mi aşağı ananın kanlıda? Köz kere mi ananın kanlıda? Murun, kulak kere mi ananın kanlıda? Keremez bu nesiler. Kim cihazla yaptı, kim teyirle yaptı bu nesiler? Ona, ata ananı hiç kanla alakası yok bunda. Onu içinde şekillendirip, bu dünyayı kese köz kere yolladı, bunu kulak kere yolladı deyip kim teyirle yaptılar? Şu Allah Ta'ala Rab ekelliğini bilinçliğimiz biz. Allah Ta'ala mehriban zatlığını, bendelerden haber abduruşluğunu, azalarınız nimeni talep kılıyatken olsa taşkarı doşunu östür beriyatkarlığı. Biz Allah Ta'ala'da isminin sıfatlarını örgenişliğimiz gerek. Köprak Allah Ta'ala'da güzel isimler 99'da isimli sıfatları var degen manajlarda örgen çıkışımız gerek. Hazır ki zamanda kitaplar köp, tercüme kılınan kitaplar, dersliler köp. Böyle Sadık Samarkand'da acayip dersler var. Ben şey isim sıfatları hakkında. Abdullah Adamlar'ın dersleri var. Cüde çıraylı. Kekin köp ballar hazır internetten faydalanışında deyip durup halki daha aralık git yatıp gülüş dergendi. Gülüş için taş dergendisin geri. TikTok'ta mı bilersen anlamında ki diye hani 5-10 sekundluk meseleler mesele de bilmeyene onu. O kellede kamaydı ya. Öçürüp dur sonra da hemen eşittin dedim. Ama o şey öte yatkan payette mesele çıkartkanın çustut kıla sezes. Dedi öçürgenden ki nimeye eşittin bilmeydin. O malumat kamaydı. Oturup estağdilip olup tertipten ders eşit çıkıyor. Ders kıl yapan ben. Örgen yapan onların isim sıfatları hakkında birinci derste eşit çıktım. İkinci derste eşittiğinde bir evde oturmalı eşit çıkıyor. Ya bir nesne Allah'a da hoşuna itibar verir. Arada bir nesne titriyorsan ders çıkıpasa o ders nasıl o? Bunlar aldanıp kalmaydı, bunlar ilmimiz aşık kalmaydı bize. Allah da Allah hakkı da örgenişlik, hulles birincisi. Keyincisi Peygamber aleyhisselam hakkı da örgenişlik. Peygamber aleyhisselam kanda yaşayıp ötken. Peygamberliği onu başka insanlardan kanda acirat durgen. Peygamber bulup insanlar içinde nimesinden acirat durgen. Nimeler diye etkizdi, kimler de terbiyeledi o. Peygamber Aleyhisselam kegen payette etrafında kimler vardı? Cemiyet kaysa halattaydı. Kanca küçük yere girdi. Bana bitti mahalleni, bitti coranızman, muamelakılı bitti coranızı bir yaka buruş ya, mahalleni bir yaka buruş. Kancalık kıyım böyle yaptı, doğru mu? Ulan fikirin beri ki cemleşliği, yine sen çüntürü alışlığı, bitti arıga şarkılışı gibi hay vay kanca buladı. Lekin bütün insaniyet tarihini özgertirverişlik için, bütün insaniyetke muallimlerde, terbiyeçilerde terbiyeleşlik için sahabalar ki kanday muamela kıyan peygamber insan. Nimeler kıyan, kanday fidailler kıyan. Şular da örgen işimiz gerek. Peygamber aleyhisselamın iman kilitirdik için peygamber, Muhammed peygamber deyken ötken. Bu oldu. Şuyla mı bilimimiz biz? Örgen işimiz gerek bu.
Peygamber aleyhisselam hakkında. İmanımızı ziyade kıladı. Kanca peygamber aleyhisselam hayatını örgenseniz, şunca peygamber gibi bu imanınız küçüğe. Yaşballar ben kılıyatkan muamelesi. Şunca siyasatı var, şunca cengi cedellerde düşmenmen yüzmeyiz kelip turgan zattı keçik peyitkeseniz, hatırlar ben kılıyatkan muamelesi. Neverelerini oynat yatkallığı. Ha? Katta adamlar ben geldiler, kiçkine adamlar ben konu koşunçılık. Hamasını peygamber aleyhisselam peygamber bol kaylıdırken. Örgenişlikimiz kere şu derselerdi. Bana şu ahiret ilmi hakkı da, yani iman ilmeleri de, ahiret bana biz ölemiz ki kıyamet buladı, tırlamız ya cennet ya doza. En kısa şunu bir şeyimiz kere. Lakin, kanaka hesap kitap buladı, kayısı emellerde derecesi belet buladı, ukünü kanday halatlar buladı. Örgenin de, burunki halatınızda imanınız ziyadalaşadı. Burungu bilimsiz halatınıza imanınız ziyadalaşır. Başka çabuk kalır. Amellerinizde, muamelerinizde, hayat gibi olan köz kararışınız özgür eder elbette. İlim örgenişliğime. Hullas, bana şimdi malumatlarda, ilimde aşırışlığımız gerek. Biz aynısı ilimsizlik degenler sana, cehalat degenler sana köterişlikke büyürülgen ümmetimiz biz. Şunu köterişlik için Peygamber Aleyhisselam'ı kegen. Cehalat köterişlik için, bilimsizliğidir. Hazır bizi diyarlarda, bizi ümmetli üstüde şuna kadar kara bulut var ki cehalat de genelse. Bilimsizlik. Dünya ilmi de arkada kalıp ettik. Dini ilmi de arkada kalıp ettik. Dinimizden hiç nesini bilmem istedim. Memmendeki meşitli ilimlilerini, şeriatlı ilmiye çalıştırsanız, hiç kimmezsiniz mesela, biz meyitke çıkıp bir meseleler kıl yapız. Şeriat telaffi gönlersen halde. Fakat yine örgeneliği de başkalarından sen aşıkça örgengen yok şahıydık adam adamla kovaldı bizi. Biz aslında bizden hiç nesi bilmeyiniz. Köp nesi bilmeyiniz. Kur'an mütehessisleri var mı bizde? Tecvid ilmi yok mesela. Tecvid ilmiden Kur'an'da harfini doğru okutadığın bir profesyonel adam yok. Mütehessis adam yok. Lakin ilacı yok. Okutu yap biz ballarımızı. Şurada çıkış gerek tecvid ilmiden. Kur'an'da tefsirini bilerekler. Hadis ilmini bilerekler. Fikir, miras ilimlerini bilerekler. Yok içimizde. Yok bu deperede yok unuk alımlar. Mütehessis alımlar. Biz hali bu dünyaya ahiretimizi halk kıladırken dinimiz gibi olan muamelemiz şu olsa dünya ilmeden kalır. Bizi bilgenimiz ne mi öyle yaptı? Kanımızı toydırıştığıyla örgenemiz şu. Örgengen derseniz karınga alakadar. Ne ben örgen yasamız da karınga alakadar derseniz örgenemiz. Yaşara pul tapsam boğuldu. Bundan taşkarıya çıkanmak olalımız. Hullas ilim, birincisi ilim, şu nesini rivajlantırış gerek, örgeniş gerek, bu iman meselesi, bu Ali adli meselemez bu nesi. İkincisi amel. Amel kılışırken imanı ziyadalaştırdı. Amel kılışı ne demek? Amel köpeytirir. Farz amellerden kekin, nafil ameller köpeytirir. Ha? Kişine kişine bu sayem amellerde, her kıl amellerde köpeytir borsan adamda imanı ziyadalaşadı. Bu hakkında hadise meyitip ütkenimiz, Allah da Allah'a en yakınladığı ameller, farz amelleri ki ondan ki nefil amellerdir. Nefil amelleri kılıp barışlıyım ben, adam Allah'a yakınlaşıp barışlıyım. Bir, ustazımız acayip gepeydi yanıdı. Buradalar biz fakat yine günahlardan tiyilişlikle büyürülmeyen biz. Biz şunu ile ayetemiz de, oğulluk kımasan bu oldu, makımasan bu oldu, akımasan bu oldu. Günahlardan tiyilişlikle büyürülmeyen biz, amelem kılışımız gerek biz. Amel giyintilişimiz gerek. Zekat verişlikte intiliş gerek. Kaniydi benim İslam'da 5'te üstünü iken benim bayip etsem idi tezire bayisam idi İslam'da 5'te üstünden bitesini kılardım diye. Bayip etsem idi pulum köp basaydı hacı gibi arardım diye. Amel intiliş gerek. Kanaka amel olsa kıp kalışlık hareket kılış gerek. Birincilerden bol kıp kalışlık hareket kılış gerek. Amelde bu sahabalarda şuna kadar özü şeriatimizde hemen insanı bırakı ilinişliği vardı. Lekin amelde bırakı ilinmeydi. Ne mi deken bu nesel? Bir de sahabılık iştirse siz kıvalın şunu demeyin. Şart urup ettilerdi. Birinci urup geçiş gerek. Oğuz gerek. Talaş gerek sahab amelde. Bunu misalını ben mesela ilk kişi durup siz, gebleş durup siz. Bir tanesi dökenge geldi de şunu da çöntekini geldi. İyi pulum kapat dostum 50 son verip durun dedi. Ya yüde ebiremesiyim pulum yetmeyem dese. Ekağımız ten başladı çöntek işte. Ben 50 toplum için stop verip koydunuz. Kim yuttu? Siz yuttunuz. Bir pesenge bir adı o şun.
o'zi kerak amallarda. Ko'proq amal qilib qolishlikka harakat qilishlik kerak. Shunda iymon iymonni ziyodalashtiradigan narsalardan bittasi shu. Undan keyingisi zikr debdi. Zikr qilishlik va fikr yuritishlik balachilar ham iymonni ziyodalashtiradigan, iymonni kuchaytiradigan narsalardan. Zikr degan nima degan? Alloh taoloni ko'p eslashlik. Ko'p yod qilishlik. Allohning sifatlarini mana da'vatchilar kelyapti, tabliğ jamoatlarida ajoyib bir nima bor. Alloh taoloni ko'p ulug'laylik deydi. Ha? Alloh taolo manday zot, Alloh taolo manday zot deyursangiz, qalbingizga kiradi Allohning muhabbatichi. Zikr qilishlikman. Undan keyin fikr yuritishlik debdi. Fikr yuritishlik bu ham eng katta ibodatlardan bittasi. Qur'onda juda ko'p o'rinda fikr yuritishlikka buyurgan biz. O'ylamaysizlarmi, o'ylanib ko'rmaysizlarmi, fikr yuritmaysizlarmi deb. O'tirib ba'zan fikr qilishlik juda ko'p nafil ibodatlardan ko'ra yaxshiroq degan. O'ylanib o'tirishlik. Nimalar haqida o'ylansa bo'ladi? Inson birinchidan o'zi haqida o'ylansin. Kimman, yashab o'tyapman, shuncha yil yashab o'tdim, men Allohning oldiga boraman ertaga. Nimani ko'rsataman Allohga meni? Shu narsa to'g'risi. O'zini imkoniyatlari, imkoniyatdan foydalanayotganlari, orqasidan nima qilyapti? Allohning oldiga nimani ko'tarib boradi shular to'g'risida. Keyin atrofdagi ayniqsa hozirgi hozir aytganimizdek jaholatni ko'tarishlik. Odamlarimizdan qanaqa qilsak bu bizning ummat ko'tarilinar ekan. Shular to'g'risida fikr qilishlik. Keyin Alloh taoloni mahluqotlari haqida fikr yuritish kerak debdi. Alloh taolo qudrati haqida fikr yuritish kerak. Qur'onda juda ko'p aytgan qarama islom atrofingizga degan shu narsa. Har bir narsani aytib chiqqan ko'p narsani katta-katta tog'lar, osmonlarda aytgan, keyin kichkina o'rgamchik asalarilarga da aytgan, orasini aytganda hammasini, o'simliklarda aytgan, hayvonlar, insonlar shu narsani aytadi. Fikr yuritinglar, o'ylaninglar. Bir manday hali o'zbekcha aytganda doppini yerga qo'yib o'ylanishni kerak. Fikr yuritish kerak. Faqatgina essi hayolimiz pulni qona qilib ko'paytirsamikin emas, ba'zi paytda din haqida ham o'ylanib qolish kerak. Fikr yuritishlik mana shu zikr va fikr debdi, shu ham iymonni ziyoda qiladigan narsalardan. Bugungi darsimiz mana shu ekan, endi iymon nima o'zi? Iymon deganda nimani tushunamiz? Demak, qalb bilan tasdiqlab iymon, biz iymonning asoslarini aytib o'tdik. Buni iymonning asoslari bu. Shuni qachonki qalbingiz bilan tan olib, tilingiz bilan zikr qilib, hayotingizda shu narsa ko'rinsa, na iymonga aylanadi. Bo'lmasa quruq ma'lumot u. Biz aytib o'tgan darsdan iymonning asoslari ekan, mashikan iymon emas. Bular ma'lumot. Bir qalbingiz rost ekanligiga shuni tan oldimi? Keyin tilingiz bilan ayta olsangiz, avvalingizda ko'rinsa, shuni iymon deydi. Mana shu iymon oxiratda najot beradigan iymon shu. Demak, iymon ozayadi, ko'payadigan narsa, buni ko'paytiradigan narsalarni aytib o'tdik. Buni ozaytiradigan narsalar shularni ziddi. Jaholat, amalsizlik. Odam amalsiz bo'lsa, amalingiz ozayib borarsa, iymon susayaveradi. Susayaveradi. Oxir borib turib, gunoh ishlarni qilyasangiz, bir klassiz gunohga achinasiz, ikki klassiz gunohga achinasiz, uchinchi, to'rtinchi martada tan olmay qo'yishlikka o'tasiz. O'zingiz oxlashlikka o'tasiz. Odam o'zini oxlashlikka o'tadi-da, shundan gunohni halol sanashlikka boshlaydi. Mana shu kufrga olib boradigan narsalardan. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizdan yana iymonga aloqador narsalarni aytibdi. Odam iymonli bo'lgandan keyin yana iymondan qaytib ketishligi mumkinmi degan narsa. Iymonni nima sindirib qo'yishi mumkin? Iymonga nima putur yetkazib qo'yishi mumkin? Shular to'g'risida aytib o'tamiz inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Allohumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alloh taolo ilmlarimizni foydali ziyoda qilsin Alloh taolo. Aytishni, eshitishni de Alloh taolo nasib qilyapti. Tushunib amal qilishni de Alloh taolo hammamizga nasib etgan bo'lsin. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakumullohu khairan.